Fisbero olarak hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde yaşanan değişimi ele almak amacıyla hazırladığımız bir retail programımızda bugün konuğumuz Microsoft Türkiye Genel Müdürü Sayın Murat Kansu. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş dünyanın bulduk. önde gelen teknoloji markalarından birisi olan Microsoft, perakende ve hızlı tüketim sektörlerini dijital dönüşümüne ciddi katkılar sunuyor. Bunu konuşmadan önce biraz bu kısmı heyecanla bekliyoruz. Bu kısmı konuşmadan önce biraz yaşadığımız süreçle ilgili konuşmaya başlamak istiyorum. Genel durumumuzla ilgili. Sağlık krizi, yani COVID kaynaklı sağlık krizi ve bunun tetiklediği ekonomik belirsizliği, belirsizliğe şirketiniz nasıl tepki verdi? Şirket içi süreçlerinizi ve iş yapış şekillerini düşündüğünüzde bunlar da geçici ve kalıcı ne tip değişiklikler oldu? Bunlardan bahsedebilirsiniz, isterseniz konuşmamıza böyle başlayalım. Tabii Gökhan Bey, tabii şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşılaştık. Şubat'ın son haftalarından itibaren global olarak hızlı bir şekilde nasıl cevap verebiliriz bu değişen duruma diye bakmaya çalıştığımız bir dönem oldu. Tabii dediğim gibi global bir şirket Microsoft, yani neredeyse dünyanın 100 ülkesinde ofisleri olan, bütün bunları bir uyum içerisinde bu salgın sırasında yönetmesi gereken bir konumda olan bir şirket doğal olarak. O yüzden bu sağlık tehdidinin ortaya çıkması belli olduktan sonra ve artan bir şekilde hızlanacağı belli olduktan sonra biz bir merkezi kriz yönetimi fazına geçtik. Yani şirketimizin merkezinin olduğu noktadan idare edilen bir kriz yönetimi şekline dönüştük ve oradan gelen talimatlar çerçevesinde neler yapmamız gerektiğini öğrenip o şekilde davranmaya başladık. Şimdi başlarda tabii belki diğer tüm şirketler gibi ofise gitmeye gelmeye devam ediyorduk. Fakat hızlı bir şekilde bu hastalık taşıyan sayısının artması görülünce dünyadaki neredeyse bütün ofislerimizde mecburi olarak evden çalışma direktifi bize verildi. Ve evden çalışmaya başladı. Tabii hemen herkes diyorum çünkü sonuçta çok kritik rollerde olan arkadaşlarımız var. Dünyadaki Microsoft ofislerinde, Türkiye'de de özellikle müşterileri destekleyen bir şirket olduğumuz için sürekli olarak yani müşterilerimiz de 7-24 çalışan kurumlar olduğu için bunları destekleyici olan birimlerimiz bazı istisnai durumlarda ofislere gelmeye devam ettiler, ediyorlar da. Çünkü bazı işte bağlantı şekilleri olsun, bazı yazılımların olduğu bilgisayarlar olsun ofislerde var. Bir de biz bulut konusunda en önde gelen şirketlerden biriyiz dünyadaki biliyorsunuz. Hiper bulut sağlayıcısı olarak bu veri merkezlerinin çalışmasını sağlayan, operasyonlarını yürüten arkadaşlarımız da tabii belirli kurallar çerçevesinde 7/24 bu görevlerini sürdürüyorlar ki kesintisiz olarak bu hizmet verilmeye devam etsin. Çeşitli olasılıklara karşı kendimizi hazırladığımız planlarımız oldu. İşte çalışanlarımızdan hiç ummayız ama hani bu şeyi virüs kapan olursa ne yaparız filan gibisinden tüm dünya için bu prosedürler belirlendi. Zaten tabii bir şansımız da vardı bizim. Microsoft çalışanları hani uzun yıllardır evden çalışmaya göre altyapılarını hazırlamış olan kişiler bizim için hani çok orijinal, çok ilk defa yaptığımız bir şey değil. Zaten biz evden çalışmaya çok alışık bir şirketiz. Zaten sunduğumuz ürünler de bunu sağlayan ürünler. işte Office 365 ailesi içerisindeki işte Teams olsun, daha eskiden Skype for Business olsun. Bütün bunlar zaten bunun için geliştirdiğimiz, kendimizin de tabii en verimli kullandığımız ürünlerimizdi. O yüzden o bakımdan çok bir değişiklik olmadı. Bazen işte bazı lokal zorunluluklar, işte yaş imzaydı, şunuydu, buydu, bunlarla ilgili bazı konularda belki esnekliklerimiz olmaya başladı. Hani e-mail ile bazı şeyleri kabul etmek, illa yaş imzayı kabul etmek istememek gibi, yani ufak tefek de olsa. Bu şekilde bir uyum sağladık ama hani burada önemli olan bu büyüklükteki bir şirket açısından hani merkezi bir yönetim, kriz yönetimi ofisinin diyeyim oluşturulmuş olması çok önemliydi. Çünkü işte her ülke kendine göre bir tasarrufta bulunup kendine göre önlemler almaya kalktığı zaman tabii karışıklık oluyor.
En doğrusu da yapılamayabiliyor. Bunları söyleyebilirim Microsoft olarak yaptıklarımız açısından. Süper. Teknoloji şirketleri gerçekten uzun yıllardır Future of Work dediğimiz geleceğin çalışma yöntemlerini uygulayan firmalar ve uzun yıllardır da remote çalışmaya alışkın firmalar. Tabii Microsoft çok fazla sayıda ülkede ve çok fazla sayıda da operasyonu olduğu için bunu başarılı bir şekilde uygulamış olarak görünüyor. Peki yani genel olarak müşterilerinize baktığınızda müşterilerinizde nasıl bir, yani bu sağlık krizinin tetiklediği yeni iş modeline ya da biraz da zorunlu iş modeline müşterilerinizin nasıl tepki verdiğini düşünüyorsunuz? Şimdi tabii müşterilerimizden bazıları yani sektörleriyle ilintili olarak dönüşümde zorlanabildiler açıkçası. Hı hı. Çünkü Microsoft aklınıza gelebilecek her sektöre hitap eden ürünleri olan bir şirket. Hı hı. İşte bankacılıktan kamuya, ne bileyim ben işte tekstil sektörü olsun, işte e-ticaret olsun, perakende olsun, hepsinde değişik değişik müşterilerimiz olan, çözümlerimiz olan bir şirketiz. O yüzden hani özellikle daha geleneksel sektörlerde, özellikle kamu tarafında, hı hı, hemen hızlı bir evden çalışmaya dönüşüm gerçekleşmedi. Şu anda daha iyi bir vaziyette. Ama hani o anlayışla kurulu bir sistem olmadığı için doğal olarak işte kamu daireleri, devlet daireleri işte biliyorsunuz. Oralarda bazı geçişlerde belki daha yavaş hareket edilmiş olabilir ama diğer sektörlerde bankacılık mesela enteresan. Yani bankacılıkta çok hızlı bir şekilde şubelerden verilen hizmetlerin, dağıtım kanalları hizmetlerinin hani evlerden ve evlerde çalışan kişiler tarafından verilmeye başlanması çok hızlı oldu. Belki sizin de işte arıyordur hesabınızla ilgili memur işte vade geldi, şu oldu, bu oldu. Yani sanki evet, şeymiş gibi şubeye gitmeye gerek kalmadı. Zaten gitmiyorduk. Zaten telefonla yapılıyordu bu işler. Doğru. Ama doğru. Evden bu kişiler artık bunları yapmaya başladı. Tabii e-ticaret ve perakendenin işte e-ticaret tarafında büyük bir artış var. İşte çeşitli, ben de webinarları izliyorum, bazı online konferansları dinliyorum. Yani işte buradaki büyük oyuncular işte Getir, diğerleri işte hepsi burada. Bunlar hiç görülmemiş oranlarda artışlar söylüyorlar. Hatta işte Nazım Bey Getir'den sabah söylüyordu. Yani %200, %300'e varan büyük artışlar izliyorlar. Keza bizim de evden çalışmayla ilgili ürünlerimiz işte Teams en önemlisi. Biz de yani global olarak da bir her ülkeye göre şu anda şeyleri göremiyorum ama global olarak işte Mart'tan Nisan'a ya da Şubat'tan Mart'a diyeyim %300-400'lere varan artışlar gördük biz de dünya çapında günlük olarak yapılan toplantı sayılarının artışı olarak söylüyorum. Yani bu da gösteriyor ki hemen hemen her sektör bu yöne geçmiş. Tabii üretim sektörü biraz bunun dışında, çünkü üretimin fabrikada yapılması gerekiyor. İşte otomotiv fabrikaları olsun, işte beyaz eşya fabrikaları, hani bütün üretim yapılan yerlerde tabii çok bir dönüşüm beklememek de gerekiyor. Oralarda yani, şey artabilir mi? Otomasyonun daha da, yani son, bazı endüstriler otomotiv yine mesela yani otomasyon anlamında baktığımızda birçok şeye göre kötü durumda değil. Yani çünkü birçok şeyi yıllar içerisinde dijital dönüşüm içinde halledebilir hale geldiler. Yani bunun daha da artacağını, çünkü bu Endüstri 4.0 içindeki genel şeylere baktığımızda, trendlere baktığımızda dijital fabrika veya model fabrika kavramının içerisinde ciddi otomasyon vardı. Otomasyonun birazcık daha akıllı otomasyona doğru gideceği, daha da gideceği gibi bir varsayım var mı? Var yani tabii ki muhakkak hani robotların birçok şeyi üstlerine almaları, hı-hı, ya da hani robot olması da şart değil. Akıllı sistemler tarafından üretim hattının yönlendirilmesi, hani oradaki işçi sayısının şimdikilerden çok daha az seviyelere düşmesi zaten öngörülen bir şey. Fakat tabii hani fiziksel olarak bir ham maddenin gelip işte o ham maddenin çeşitli proseslerden geçirilip dönüştürüldüğü ortamlardan bahsediyoruz. Bir otomotiv fabrikasını düşün.
Yani her şey full robot otomatik bile olsa, yani bir fiziksel Doğru. yapı var, bir tane kocaman bir bina var, bir Doğru. şey var. Yani çünkü bir kütle var ortada, imal ettiğiniz. Yani bir Aynen. şekilde yani onu taşıyacak bir kamyonun sürücüsü var. Tabii işte sürücülü araçlar da sürücüsü, bilmem yani tabii bu olacaktır ama bayağı biz daha süre gerekecektir. O yüzden hani bu salgın döneminde herhalde hani en az değişenler üretim sektörü diye benim aklıma geliyor. Bazı sektörler zaten durmak zorunda kaldı. İşte turizm sektörü gibi. Evet. Hani onlarda zaten hiçbir şey yok. Ama hani az değiştiğini gördüğümüz sektörümüz oydu. Hani üretim deyince tabii her şeyi etkiliyor. Yani tekstil mesela. Hani bir tekstil fabrikasında tekstil üretiyor. Ondan sonra işte perakendeye çıkıyor. Hı. Ya da ne bileyim işte perakendecilerde satılan tüketim Doğru. malları, işte günlük tüketim malları falan. Hepsi bunlar üretimden geliyor. O yüzden hani bayağı da geniş bir sektör bu. Onun çok da değiştiğini, yani evden uzaktan çalışma açısından konuşuyorum tabii. Proseslerin dijitalleşmesi tabii ki sürekli olarak artıyor. Bizim müşterilerimizde de çok daha eskiye göre fazla kullanılıyor bunlar. İşte nesnelerin internetini kullanmak, işte ne bileyim üretim hattı bozulmadan haberi alıp ona göre şeyleri, bakımları hemen yapmak falan. Yani bunlar hep var ama yapay zeka yardımıyla. Aynen öyle. Bazı yeni kavramlar, yani raporlara baktığımızda, biraz daha analize ve detaylı da baktığımızda daha çok hayatımıza girecek gibi gözüküyor. Özellikle hızlı tüketim perakende de doğrudan tüketiciye ulaşma, işte direct to customer gibi ya da buy online pick up in store gibi bazı kavramlar, pick up and go gibi kavramlar daha çok girecek gibi gözüküyor. Bu COVID değişiminin yani hızlı tüketim perakende açısından baktığınızda buraya etkileri ne olacak? Yani burada neleri hızlandırabilir ya da neleri daha çok değiştirilebilir? Ve hızlı tüketim perakende teknolojiyi ne şekilde kullanarak bu COVID benzeri durumlardan daha başarılı bir şekilde çıkabilir? Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi tabii burada biraz zoraki mecbur kaldığımız bir evet. kültür değişimini yaşıyoruz COVID sebebiyle. Evet. Yani iyi tarafı da belki var bu işin. Evet. Çünkü hani bu teknolojiler COVID'le ortaya çıkmış teknolojiler değil. Zaten yıllardan beri olan işte özellikle işte iyi ticaret perakende de. Doğru. İşte biraz önce konuştuğumuz evden çalışma. fakat çeşitli endişeler sebebiyle çoğu da bunların kültüreldir. Yani dijital dönüşüm gibi işte siz de çok iyi biliyorsunuz hani dijital dönüşüm çok konuşulan bir şey ama bu bir şirketteki kültürün değişmesiyle ilgili bir şey. Yani dijital dönüşüm dediğiniz zaman tamamen işte müşterinizle olan ilişkinizi de dijitalleştiriyorsunuz. Çalışanlarınızın birbirleriyle olan ilişkilerini de dijitalleştiriyorsunuz. Proseslerinizi, süreçlerinizi, yeni ürün ortaya çıkarma süreçlerinizi dijitalleştiriyorsunuz. Sunduğunuz ürünün kendisini dijitalleştiriyorsunuz geleneksel ürünlerinize göre. Yani bu bir kültür de en baştan başlıyor, ta en tepeden. Bu da biraz önce o sorunuzdaki bu değişim de mesela bir kültürel değişimdi ama COVID sayesinde zorlamayla hayata geçmeye başladı diye düşünüyorum. Şimdi birçok konuda tabii hızlanacaktır. Daha önce yapılabileceğini tereddütle baktığımız birçok online alışveriş zorda kalınca mecbur kalarak yapmaya başladığımız için ve demek ki oluyormuş bu dendiği için çok daha hızlı bir şekilde toplumun geneli tarafından kabul görecek bence. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Hani belirli bir kesim daha iyi eğitim almış, işte bilgisayara erişimi olan, internette haşır neşir olan bir kesim zaten bunu yapıyordu. Bizim gibi belki diyeyim. Mavi yakalı, beyaz yakalılar ama büyük bir kesim bundan çekiniyordu da. Şimdi bu mecbur kalınınca, bunun olabildiği görülünce çok daha fazla bir şekilde kullanılmaya başlanacak ve yani yeni teknolojiler de burada yer bulacak belki. İşte trend analizi yapan kişinin neleri beğendiğini belirleyen, işte ona göre sonuçlar sunan yazılımların kullanımı artacak. İnsanların buralardan aldıkları bilgilerle işte kendilerine göre kendilerinin işine yarayacağını düşündükleri alışverişleri yapmalarının sayısı artacak diye
düşünüyorum. Belki işte son dönemde o tartışılıyor. Türkiye'de işte evlere dağıtım, şimdi tam milyonu unuttum ama belirli bir paket dağıtım sayısının üzerine çıkamıyor. Çünkü o kadar insan var, kurye var, şu var, evlere kadar gidebilecek şu anda. Daha fazlasını isteseniz de yapamıyorsunuz. İşte son bu Black Friday, bizim bu geçen sene Türkiye'de başımıza gelen işte ürünlerin gönderilememesi aylarca bir yer. Bununla ilgili bir şey. Çünkü fiziksel olarak bir kısıt var. Belli sayıda insan evlere bunları götürebiliyor. Mesela işte şimdi şey konuşuluyor sektörde artan bir şekilde. İşte merkezi noktalar kurulması. Böyle işte şifreyle açılabilecek kutular. Bunun işte SMS'de ya da başka bir şekilde şeyini bekleyen, ürününü bekleyen kişiye gönderilmesi, kendisine en yakın olan o merkeze bir şekilde kendisinin gidip evinde kapısında şey yapmadan ziyade oradan bunu alması. Evet. Bu çünkü bunun şeyini arttırabilirsiniz. Çok fazla talep geldiğini gördüğünüz zaman işte oraya 50 kutu daha ekleyin. Ama hani böyle bir yer tuttuktan sonra oradan gidip, mesela Avrupa'da bu çok artan bir şekilde kullanılıyor belki biliyorsunuzdur ama yani illa evlere delivery değil de özellikle büyük şehirlerde, çok kalabalık şehirlerde artan bir uygulama şekli. Mesela bunun Türkiye'de görülmeye başlanacağını söylüyorlar. Hı hı. Ticaretle ilgili olan kişiler önümüzdeki dönemlerde bunun gibi yenilikleri göreceğiz gibime geliyor. Ve yani daha önce online yapabileceğimizi düşünmediğimiz birçok işlemi de, işte satın alma işlemini, başka bir şey işlemleri de yapmaya başlayacağımızı ve bunları sunan kuruluşların da artık daha cesaretleneceğini, hani bunu biz bu hizmeti sunalım da kimse kullanmaz diye bakmayacaklarını düşünüyorum. O yüzden de yani yeniliklerin ortaya çıkarılması için cesaretlendirici, cesaret verici bir süreç, evet, içinden geçiyoruz gibimize geliyor açıkçası. Tabii. Ben şeye baktıydım. Bundan bir iki hafta önce bir yazı hazırlarken orada 2008 yılı krizine baktım, finans krizine baktım. 2008 finans krizinden sonra WhatsApp, Airbnb, Uber, Slack gibi firmalar ve uygulamalar ortaya çıkmış. Yani her aslında yaşanan kriz şeyi tetikliyor. Yeni iş modellerini ve yeni firmaların kurulumunu tetikliyor. Burada da biraz zorunlu olan değişimin, dönüşümün sonucu olarak sizin de bahsettiğiniz gibi aslında belki daha cesaretlenerek firmalar, mevcut veya yeni firmalar bu işleri ilerletecekler gibi görünüyor. Evet. Mesela bir gördüğümüz trend, yine hani bu perakende sektörüyle ilgili kişilerle konuşurken bu son dönemde e-ticaret ihracatında artış görüyorlar. Yani e-ticaret üzerinden perakendeden alınan, özellikle Avrupa'ya, oradaki, evet, belki Türklerin fazlalığından ve işte onların da evde kapalı durmalarından dolayı işte üstlerine, başlarına, ne bileyim hani Türk ürünü ya da Türk zevkine, evet, özgü işte tasarımlarla ilgili ve, evet, eski lambaları belki oradaki Türk dükkanlarından temin ederken edemeyince, mesela buradan büyük oranda ihracat başladığını söyledi birkaç tane, şimdi firma şeyi vermeyeyim de evet, konudaki büyük firmalar. İlginç geldi bana. Hani Türk ekonomisi içinde enteresan bir gelişme alanı olabilir bu. Şöyle ben de bir örnek vereyim, ben de isim vermeden. İngiltere'de yaşayan, yeni taşınan bir arkadaşım bahsetti. İngiltere'de Türk ürünlerini bulmak istediğinizde orada bir dijital bir pazar yeri kurulmuş. Hmm. Tamamen bir internet uygulaması, yani Türkiye'dekilerin benzeri. Online sipariş veriyorsunuz. İşte bir hafta içerisinde veya belli bir süre içerisinde istediğiniz ürün evinize geliyor. Yani Türkiye'deki e-ticaret mantığı içerisinde İngiltere'de Türkiye'deki ürünleri bulabilmeniz için örneğin bir dijital pazar yeri kurulmuş. Belki de bu tip şeylerin sayısı artacaktır. Şimdi tabii düşünemediğimiz, hayal gücümüzle sınırlı bir sürü yeni uygulamanın çok daha yani bunu, uygulamaları hayata geçirmek isteyenler tarafından daha fazla risk alınarak bence hayata geçirilmeye başlanacağını düşünüyorum. Bunun kabul görme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gördüler. Aynı zamanda da kullanıcıların da artık eskisi kadar çekinmeyeceğini düşünüyorum bu yaşadıklarımızdan sonra. Aynen öyle. Peki ben şöyle devam edelim. Şimdi Vispera yapay zeka içerisinde bir alt başlık olan yapay görme konusunda çalışıyor. Yani Artificial Intelligence içerisinde Computer Vision üzerine uzmanlaşmış bir şirket. Burada özellikle hızlı tüketim perakende için sabit kameralı veya mobil kameralı yapay görme üzerine çözümler üretiyor. Biz kendimize baktığımızda özellikle in-store execution'da, mağaza içi otomasyonda, perakende'de bu dijital teknolojiden yapay görme konusunun daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Çünkü
mağaza içinde reyonların yönetiminden boşalan rafların takip edilmesine kadar burada yapılabilecek birçok konu var. Şimdi benim buradaki sorum şu, yapay zeka altında yapay görme, işte blok zinciri veya akıllı otomasyona baktığımızda bu tip yükselen teknolojiler hızlı tüketim ve perakendeye nasıl yardımcı olabilir? Yani Microsoft olarak ve Murat Bey olarak burada sizin söyleyecekleriniz neler olur? Evet. Yani çok güzelsin. Ürünlerinizi de izliyorum esasında. Gurur verici Türkiye'den bir şirket olarak. Tabii bu tip yeni teknolojilerin özellikle yapay zekanın artan sayıda uygulamalarının hayat bulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bulut teknolojilerinin gelişmesi. Yani biliyorsunuz çok fazla kaynak gerektiren uygulamalar, yapay zeka uygulamaları. Yani eskiden bunları işte kendi işte şirketi için aldığı sunucularda yapmaya kalksa bir şirket ya da işte bir yazılım geliştirici çok büyük yatırımlar yapması gerekirken bulut teknolojileri gelişmeye başlayınca neredeyse işte sonsuz bir ölçeklenebilirlik işte sunuyor size, daha fazla görüntü geliyorsa daha fazla computing gücünü hemen alabiliyorsunuz ve ucuz da oluyor tabii ki donanımı gelip buraya kurmaya göre ve artan bir şekilde de uygulama alanlarını görüyoruz. Tabii bizim Microsoft açısından yani image recognition, işte görüntü işleme, görüntü tanıma yapay zeka içerisinde en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Hatta bunun tabii güvenlikle ilgili tarafları da var. İşte Türkiye'de de sizler gibi Türk şirketlerinin bazı uygulamalarını görüyorum. İşte kafasında bareti işçinin var mı yok mu diye çok basit kameralardan görebilip, yani zaten güvenlik amacıyla konmuş güvenlik kameraları kadar hani böyle harcı alem diyeceğim kameralardan bunları anlayıp işte oradaki usta başına haber verip işte şu işçi kasksız dolaşıyor, gidip söyleyin de kaskını taksın diye mesaj atan önemli uygulamalar da var mesela görüntü tanıma ile ilgili. Şimdi tabii perakende de sonsuz, yani siz de daha iyi biliyorsunuzdur. Yani market perakendeciliği var, işte moda ile ilgili konu var. Buralarda o kadar çok uygulama alanları bulmak mümkün ki sonsuz ve şeyin de pazar potansiyelinin de çok fazla olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle hani yurt dışına da buralardan bu ürünlerimizi satabileceğimiz Türk şirketleri olarak birçok müşterinin olduğunu düşünüyorum. Yani bir trend analizi bile yapılabilir. Bunu yapanlar da var. Belki siz de ilgileniyorsunuzdur bilmiyorum ama. Yani işte gelecek sezonun rengi ne olacak? Bunları şu anki işte sosyal medyayı izleyerek, ama bu da yine görüntü tanımayla ilgili işte trendsetter şahsiyetler var. Bizim memleketimizde de vardır ya işte gazetelere çıkanlar ama her ülkenin var. İşte onlar, ben de bu işlere gidince yavaş yavaş öğrendim. Yani bu tip insanlar bu trendleri set ediyorlarmış. Böyle illa tasarımcılar oturup tekstil atölyesinde trendi set etmiyormuş. Onların o giydikleri bugünlerdeki şeyler bundan 10-12 ay sonra hangi trendlerin, hangi modanın ortaya çıkacağını belirliyormuş. Bunlar çok önemli veriler tekstil perakendeciler için. Yine dediğim gibi siz benden daha bilirsiniz. Yani ona göre adamın işte o renkte kumaş alması lazım, işte o tasarımı diktirmesi lazım ki işte 10-12 ay sonra şeye koyabilsin, rafa koyabilsin. Doğru söylüyorsunuz. Söylediğiniz şeyler kesinlikle doğru. Evet. Yani dediğim gibi yine hayal gücümüzün sınırlarıyla sınırlı. Neler yapılabileceği, perakende de görüntü işleme. Yani işte süpermarketlerdeki taze meyve sebze reyonlarında işte görürsünüz, işte şey elma alacaksınız bitmiştir. Oradaki adamı bulacaksınız da işte abi bitmiş bu diyeceksiniz. O arkadaki depodan getirecek, yenisini koyacak kasanın falan. Yani şimdi bunları mesela görüntü tanımayla çok daha önceden bu bitiyor deyip oradaki görevliye, o reyonun görevlisine haber verip içeriden o elmayı, domatesi neyse getirtmek. Hatta işte daha iyi çözünürlüklü kameralarla artık, hatta Türkiye'de de bir yerlerde test ediyorduk bunu biz. İşte üzerindeki şey küf müf şeyini de görüp mesela işte çok uzun durmuş orada bazı meyve. Evet. Bu artık biraz bozuluyor. Onu bile anlayıp oradaki görevliye artık bunu çöpe at diye mesaj göndermek. Yani bunlar o kadar müşteri memnuniyetini o perakendeci için ve ayrıca da maliyeti düşürücü şeyler ki. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim.
Yani raftaki ürünün bitmekte olduğunu, görünür olup olmamasını bu görüntü tanıma teknolojileriyle belirleyebildiğiniz gibi bir başka müşteri deneyimine yönelik bir şey yapabiliyorsunuz. Müşteriler, gıda perakendeciğinde gelen müşteri rafın neresine dokundu? Ürünü aldı mı yoksa aldı bıraktı mı? Isı analizi dediğimiz bir analiz yöntemi var. Bu sabit kameralı mağaza içi görüntü tanıma teknolojisi ve çözümüyle yapabiliyoruz bunu. Bunun özellikle önümüzdeki dönemde çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü yani raftaki ürünün görünür olması hızlı tüketim şirketi için çok değerli bir şey. Yani rafta olup bir şekilde görünür olmadığında müşteriyi hem perakendeci açısından hem hızlı tüketim şirketi açısından müşteriyi kaybetme riskine sahip oluyorsunuz. Bir o konu var ama sizin dediğiniz gibi asıl güzel ve çekici olan şey sabit kameralı bir çözümünüz olduğunda ve computer vision'la gerçekten tüketicinin rafın hangi bölgesiyle daha çok ilgilendiğini, nereye dokunduğunu, dokunup bıraktığını bunları analiz edebiliyorsunuz ki bu yani hem hızlı tüketim şirketi için hem perakende şirketi için kişilerin mağaza içinde nasıl bir deneyim yaşadıklarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Yani bu konu ve bu teknolojilerin ciddi şeyi var. Yani gidecek yolu var. Var var. Yani işte aynı sizin bahsettiğiniz teknolojiyi kullanarak da yani hata payı da iyice azalınca zaten şimdi uygulamalar var. İşte biliyorsunuz hani kasaya girmeden hangi malı aldığını görüntü işlemeyle anlayıp vatandaşın çıkıp gitmesi yani bir süre sonra zaten aynen. Var da Amerika'da ya da Batı ülkelerinde hani bizde de sizlerin de teknolojileriyle bunlar hayatımıza girecek hızlı bir şekilde diye düşünüyorum. Vallahi çok çok teşekkürler Murat Bey. Yani Real Retail'e katılarak bizlere vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi özellikle bu süreçte iş dünyası hep birlikte gerçekten bir ciddi dönüşüm süreci yaşıyor. Bu süreç bitecek yani hani belli ki bir süre sonra ama bu sürecin getirdiği şeylerin bazıları bizlerle kalıcı olacak. Her şeyden önce sağlık diyoruz. O da bizim için önemli. Sağlıklı kalın. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım en kısa sürede bu kriz biter. Normal hayatımıza döneriz.